Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi 25 numaralı, doğru mu söylüyorum? Evet, 25 numaralı köşe taşında kalmışız en son. Üçgende alan konusunun. Şimdi hemen vira bismillah diyeceğiz. Bunun da sorularını çözmeye başlayacağız inşallah arkadaşlarım. Şöyle bir ayarlamasını bir yapalım. Hatta şunları biraz geri çekersek daha rahat çözeriz diye düşünüyorum. Evet, soru gayet güzel, net bir şekilde okunuyor arkadaşlarım. Şöyle bir odaklanmamızı da sabitleyelim. Şunu biraz daha aydınlatalım. Evet, bakıyoruz. İlk sorumuz ne demiş görelim. ABC üçgeninin alanı en fazla olduğunda C'nin, C açısının X türünden değeri ne olur diye bir soru sormuş. Şimdi bir üçgenin alanını en fazla olabilmesi için, şimdi normal bir üçgense bu arkadaşlarım, bu üçgeni bir kademe düzgünleştireceğiz, düzgün hale getireceğiz. Bir üçgenin, yani normal, sıradan, herhangi salak bir üçgen bu arkadaşlar. Salak bir üçgenin bir kademe düzgün hali dik üçgendir. Bunu dik üçgen yaptığımızda, ki iki, hangi açıyı 90 derece yapacağız hocam? İki kenarını vermiştir sana. Bu iki kenarın arasını 90 derece yaptığında, kabul ettiğinde, işte bu üçgenin alanı maksimum seviyede olur dostlar. Peki hocam, verilen üçgen zaten bir dik üçgense, o zaman ne yapacağız? Eğer verilen üçgen zaten bir dik üçgense, onun mutlaka bir kenarını vermiş olur sana. Sadece bir kenar uzunluğunu verir. Ya işte bir dik kenarı verir, ya sadece hipotenüsü verir, ya sadece diğer dik kenarı vermiş olurdu ki, bu durumda da o dik üçgeni ikiz kenar dik üçgen kabul edeceksiniz dostlar. Mesela sana bir soruda dikdörtgenin alanı en fazla nedir diye sorarsa, sen onu bir kademe düzgünleştireceksin. Kare yapacaksın dostum. Dikdörtgenin bir kademe düzgün hali kare olmasıdır diyeceksin. Evet, neymiş? Salak üçgenin bir kademe düzgün hali dik üçgen. Eğer zaten dik üçgenin alanının en fazla olmasını soruyorsa da ikiz kenar dik üçgen kabul edecekmişiz. Bunun da matematiksel ispatı şöyle. Buranın 90 derece olması, sinüs alan bağıntısı vardı arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı sinüs 90. Sinüsün alabileceği en büyük değer 1 olduğu için sinüs 90'dır 1 olan. O yüzden burayı 90 kabul ederiz ki sinüs 90 1 olsun. Dolayısıyla alanda en büyük çıksın deriz. Peki o zaman artık burası 90'sa, hani toplamlarının 180 olabilmesi için buraya da 90 eksi x kaldı dedik. Geldik ikinci sorumuza. G ağırlık merkezi ise arkadaşım, o zaman burası 3 ise burası 6, 4 ise burası 8. Şimdi nereyi soruyor? AGB. Bakın şu üçgenin alanının maksimum değerini istiyor. En büyük tam sayı değeri. Ne dedik az önce? Birinci soruda yeteri kadar açıkladık bunu. Şu iki kenarın, verilen iki kenarın arasını 90 derece yaparsak bu bizim alanımızın en büyük olacağı anlamına gelir. Yani bize bu dik üçgenin alanı soruluyor. O zaman 6 çarpı 8 48 bölü 2'den 24'tür sorumun cevabı çıktı. Şuna gelelim. ABC üçgeninin alanı en büyük değerini aldığında, hemen ne diyorum? İki tane kenarın arasındaki açı 90 derece olacaktı. Ve bakın burayı 90 kabul ettiğimde karşıma bir kenar ortay geldi. Dik açıdan inen kenar ortay muhteşem üçlü yapıyordu. O yüzden buna da tık tık işaretini koydum. AD kaç santimdir diye bir soru sormuş. Bize buradaki x'i soruyor. Yani şurası x, yani şurası x oldu muhteşem üçlüden. Hemen Pisagor'u çakalım dostlar. 2 kök 2, 4 kök 2. Bakın Pisagor'a da gerek kalmadı. Biri diğerinin iki katı mı? Evet. 2 kök 2, 4 kök 2. Neydi hipotenüs her zaman? Küçük olanın kök 5 katı. Yani 2 kök 2'nin kök 5 katı. O da ne yapıyor? 2 kök 10 yapıyor. Neresi orası? Şu BC. 2 kök 10 burası. Demek ki x ne olacak? Kök 10. Kök 10. Bu da kök 10 olacak. Yani cevabımız Bursa'dan gelecek dostlar. Buna gelelim. IBC üçgeninin alanının tam sayı değeri en çok kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar bakın, burada hemen zıplamıyoruz. Hocam burası hani 90 olursa en büyük olurdu
demiyoruz, tamam mı? Çünkü burası 90 olma ihtimali hiç yok. Neden yok öğretmenim? Çünkü biz şunu öğrendik. Bakın, ona I açısı diyeyim ben. I şuradaki açıya. Üçgende açıda öğrendik bunu. I açısı şuna eşitti her zaman. I'nın özelliği ne? İki tane iç açıortayın arasındaki açı. I 90 artı benim üçüncü açımın, yani I'yı oluşturan köşeler B ile C ya. Bunların dışındaki üçüncü açının yarısı olacak. A'nın yarısıydı. Demek ki bakın 90'la bir şeyin toplamı. Yani 90'dan her halükarda büyüktür arkadaşlar bu I açısı. O yüzden burayı 90 kabul etmemin imkanı yok. He, burası 90 olsaydı, 90 olsaydı 4 çarpı 6 bölü 2, yani 24 bölü 2'den 12 olurdu. 12 olurdu. Ama 90'dan büyük dediğim için burası, sinüs 90'dan daha da büyük bir açı olduğu zaman sinüs değeri gittikçe küçülecek. O zaman alan mecbur 12'den daha küçük bir değer olacak. 12'den küçük en fazla ne olabilir diye soruyor. 11 olabilir arkadaşlar. Geçtim bunu, çevirdim arka sayfayı. Evet, bakın bir önceki köşe taşımızın yani 25 numaralı köşe taşında anlattığımız olay burada karşımıza çıktı. Bakın, alanın en büyük değerini istiyor ve verilen üçgen zaten bir dik üçgen. O zaman ne demiştim size? Siz bunu ikizkenar, yani bir kademe düzgün hale getiriyorsunuz. İkizkenar kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla ikizkenar kabul ettiğinizde alanı en büyük çıkıyor. Peki ikizkenar dik üçgense buralar 6 kök 2. 6 kök 2 olacak ki kök 2 katı 12 olsun. Alanını soruyor. O zaman alt dik kenarları çarpıyorduk. 6 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarp ve 2'ye böl. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bu 2 ile sadeleşirler. Geriye 6 çarpı 6'dan 36 kalır. Bakın bu da aynı soru. Alanın en büyük değerini istiyor ve zaten dik üçgen vermiş. Ne demiştik biz? Hani dik üçgen değil, normal bir üçgen olsaydı biz dik üçgen yapacaktık. Ama zaten dik üçgense de biz bunu ikizkenar dik üçgen kabul edeceğiz. Böylelikle alan en büyük olacak. Peki hipotenüs 8 ise 8'i kök 2'ye böldüğünüzde 4 kök 2 çıkar arkadaşlarım, dik kenarlar. 8'i kök 2'ye bölmek demek ne demek? Önce 2'ye böl, sonra kök 2 ile çarp demektir. 2'ye bölerseniz 4, kök 2 ile çarparsanız da 4 kök 2 olur. Demek ki AB kenarının alanın en büyük olması için alacağı değer 4 kök 2'ymiş. Şuna geldik. Bu ne diyor? Dik üçgen yine alanın en büyük değeri. O zaman alanın en büyük değerini bulmam için buraya 5 kök 2 olması lazım diyorum, değil mi? Bunların 5 kök 2. 1 ve 2. soruda açıkladığım sebeplerden dolayı zaten. Peki 5 kök 2, 5 kök 2. Alan en fazla nasıl buluyorduk? Çarpımlarının yarısı. Yani 5 kök 2 ile 5 kök 2'yi çarpıp 2'ye böldüğünüzde kök 2'ler 2'yi sadeleştirir. 25 çıktı alanın en büyük değeri. Arkadaşlar, bir üçgenin alanı en küçük ne olur diye sorulursa normalde sıfır olmaz, değil mi? Bir üçgenin alanı sıfır olursa üçgen olmaz piyasada. Sıfırdan büyüktür bir üçgenin alanı her zaman. 0,1 olur, 0,2, 0,3 gibi gider bu şekilde. Ama en küçük tam sayı değeri, tam sayı dediği zaman, sıfırdan büyük olacaksa tam sayıların en küçüğü hangisi olur bu durumda? 1. En küçük değeri de 1 olur arkadaşlar. İşte bize de bunların ikisinin farkını soruyor. Cevap 24'tür dedim. Ve geldim şu soruya. Ne diyor burada da arkadaşlarım? BDC'nin en büyük tam sayı değeri. BDC'nin. BDC şu üçgenin alanının en büyük tam sayı değeri nedir diye bir soru soruyor. Bakın burada da bir önceki köşe taşında yaptığım gibi hemen zıplamıyoruz. Şimdi hocam, bunu dik üçgen kabul edip ikiz kenar dik üçgen yapacak mıyız demiyoruz arkadaşlarım. Çünkü böyle yaparsak bakın ne geliyor? 3 kök 2, 3 kök 2 çıkıyor. Buradan alanı bulalım hemen. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2, çünkü bu lazım olacak bize, bulalım. Bölü 2'den kök 2'ler gider, 9 derdik. Ama burası 90 olma ihtimali yok arkadaşlar. Neden hocam? Çünkü iki dış açıortayın arasındaki açı her zaman 90 dereceden küçüktür. Bu D'nin bulunuş formülü de şuydu, hatırlarsanız yine üçgende açıda. D şöyle bulunuyordu.
90 eksi A'nın yarısı. Şuradaki A açısının yarısı. Yani 90'dan bir şey çıkıyor arkadaşlar kesinlikle şu açıyı bulurken. O zaman burası kesin 90'dan küçük olmak zorunda. Dolayısıyla alan da demek ki 9 bulduk ya 3, 90 olsaydı. 9'dan daha küçük olmak zorunda. O zaman en fazla 8 olur. Yapıştır gelsin. Evet, bunu da gördük. Hemen kaçtayız? 27 numaralı köşe taşımızdayız. Yukarıdaki verilenlere göre. Şimdi AC ile BD'nin toplamını, AC neresi şurası, BD neresi şurası, 8 olarak vermiş bize arkadaşlar. AC ile BD uzunluğunun toplamını 8 olarak vermiş. Buna göre alanı en çok kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi artık kendiniz de tahmin edebilirsiniz aslında arkadaşlar. Şimdi şununla, şuna x diyelim, şuna da y diyelim. Şimdi bizim alanımız x çarpı y bölü 2 değil mi normalde? Bu da bunun maksimum olmasını istiyor. Şimdi yani bizden aslında şunu istiyor. X ile y'nin çarpımının en fazla alabileceği değeri istiyor arkadaşlar. En fazla kaç olabilir diye soruyor. Şimdi matematik kısmını hatırlarsanız işin. Şimdi biz x ile y'nin toplamını biliyoruz, 8. X ile y'nin toplamı 8'miş. Böyle vermiş bize. Hani bunların çarpımının en büyük olması için, x ile y'nin çarpımının en büyük olması için. Şimdi neler olabilirler x ile y? 1 ile 7 olur. 2 ile 6, 3 ile 5, 4 ile 4 gibi olur bu şekilde. Sonra da bir de yer değiştirirler. İşte 7 ile 1, 6 ile 2, 5 ile 3 gibi. Ama onlar sonucu değiştirmediği için bunlar yeter. Peki 1 ile 7'yi seçsem. Çarpımları 7 yapar, bölü 2'den 3,5 gelir alan. 2 ile 6'yı seçsem, çarpımları 12 yapar, bölü 2'den 6 geliyor. Bakın gittikçe büyüyor. 3 ile 5'i seçsek 15 bölü 2'den 7,5, bakın daha da büyüdü. Demek ki birbirine en yakın iki sayıyı seçersem, bakın 4 ile 4, çarpımları daha da büyük oluyor arkadaşlar. En fazla birbirine en yakın iki sayıyı seçince oluyor. O zaman 4 ile 4'ü seçiyorum. 4 kere 4 16. 2'ye bölüyorum. 8'dir diyorum alanın en büyük değeri. Şuna geldim şimdi. Yukarıdaki verilenlere göre alan A, B, C. Alan A, B, C dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Bunun bir de neler vermiş bize? Şimdi AD diktir demiş. B, C'nin şuna X diyelim. AD şuna Y diyelim. Y ile 2X'in toplamını 20 vermiş bize arkadaşlar. Y ile 2X'in toplamı 20 olarak verilmiş. O zaman az önce soruda da yaptık ya, hani bunların toplamları 20 ise bunlar birbirine en yakın iki sayı seçmeliydik biz. 10 ile 10 seçebilir miyiz diye düşünelim şimdi. 10 ile 10. Bu durumda X 5 olur, Y 10 olur. Çarpımlarının yarısıydı bizim alanımız değil mi? Bakın yükseklik y, tabanımız x. Bize neyi soruyor? X çarpı y bölü 2'nin maksimum değerini soruyor. X ile y'nin çarpımının en büyük olması için şuradaki toplamda y ile 2x'i birbirine en yakın seçmeliyim. İkisini de 10 seçtim arkadaşlarım. 10, 10. Demek ki y 10, 2x 10 ise x de 5. O zaman 10 çarpı 5 50, bölü 2'den 25 geldi. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Bakın AD ile BC'nin toplamını 24 olarak vermiş bize arkadaşlarım. 24. Şimdi neyi soruyor? Aa, burada en azı soruyor ama dikkat edin. Hiç böyle 1 ve 2 numarada yaptığımız gibi hiç uğraşmayacağız. Cevap direkt 1 değil mi? Yani bir üçgenin alanının en küçük değeri her zaman ne olur arkadaşlar? 1 olur. O yüzden hiç çok fazla uzatmaya gerek duymadım bunu. 1'i işaretledim. Dördüncü soruya bakalım. AB ile, bakın ne diyor burada? En büyük ve en küçük değerini soruyor. Şimdi AB ile DC'nin toplamını vermiş. Toplamları 12 ise biz bunları 6 6 seçeriz. Burası 6, burası da 6 ise alan şu çıkar. 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 çıkar. Alan 18, en büyük değeriydi bu. En küçük için ne demiştim her zaman? 1. O zaman 18 ile 1'in toplamı da 19'dur. Bu sorumuzun cevabı dedik. Ve çevirdik arka sayfayı. Geldik 20 numaralı köşe taşımıza.
28 numaralı pardon. Burada ne diyor? ABC üçgeninin alanını en büyük yapan x değeri kaçtır diye soruyor. Bakın nereyi vermiş? AH'ı vermiş, BC'yi vermiş. Şimdi bunun alanını bir yazalım biz arkadaşlar. Tabanımız x eksi 4 çarpı yükseklik, yüksekliğimiz 8 eksi x bölü 2 idi. Şimdi bunun alanının maksimum olmasını istiyor bizden. Şimdi yukarının maksimum olması gerekiyor ki sonuçta maksimum çıksın. Önce bir şu yukarıyı düzenleyelim. Şuraya yazıyorum bakın. X ile 8'in çarpımı 8x. X ile eksi x'in çarpımı eksi x kare. Eksi 4 ile 8'in çarpımı, eksi 4 ile 8'i çarparsam eksi 32. Eksi 4 ile eksi x'in çarpımı da artı 4x. Şimdi bunu bir satır düzenleyelim. Eksi x kare olur. Eksi değil artı 12x olur. Artı 12x. Eksi 32 geldi. Şimdi bu bıkın ne çıktı karşımıza? İkinci dereceden bir denklem. Parabolün denklemi çıktı karşımıza. Ve biz şunu öğrendik. İkinci dereceden denklemde de parabolde de söyledik bunları arkadaşlar. Bir parabolün en büyük değerini bulabilmeniz demek K'yı bulmanız demektir arkadaşlar. K'yı soruyor size. K neydi? Tepe noktasının ordinatıydı dostlarım. Tepe noktasının ordinatıdır bunun en büyük değeri. Peki en büyük değerini yapan x neydi? Tepe noktasının apsisiydi. Yani eksi b bölü 2a'ydı dostlarım. Eksi b bölü 2a bizim r dediğimiz yani tepe noktasının apsisiydi. Buradan hemen bulalım. Eksi b dediğimiz şey x'in kat sayısına b diyorduk. Eksi b eksi 12 yapar bölü. A dediğimiz şey x karenin kat sayısı eksi 1. 2a demek de 2 ile çarpıyorum eksi 2. O zaman eksi 12 bölü 2'den 6. İşte bunun en büyük olmasını sağlayan x değeri 6'dır arkadaşlar diyorsunuz. Cevap Edirne. En büyük değeri nedir diye sorsaydı getirip bu 6'yı yerine yazacaktık. İşte alanın en büyük değerini bulacaktık dostlar. Şuna gelelim. Bakın burada da zaten onu soruyormuş. Alanın en çok kaç olduğunu soruyormuş. Biz şimdi önce x'i bulacağız. Peki nasıl bulacağız öğretmenim? Bir alanı yazalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 eksi 2x çarpı x eksi 2 bölü 2'dir. Bizden bunun maksimum olmasını istiyor. Şimdi önce yukarıyı bir toparlayalım. Şurada yazıyorum. 6 ile x'in çarpımı 6x. 6 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 12. Eksi 2x ile x'in çarpımı eksi 2x kare. Eksi 2x ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4x. Şunu bir satır daha şurada toparlayalım. Eksi 2x kareyi başa yazıyorum. 6x'den 4x çıkarsa 2x kalıyor. Bunu yazıyorum. Bir de eksi 12 kaldı. Bunu yazıyorum. Şimdi bunun en büyük değerini bulmam için önce x'i bulmalıyım. X ne geliyordu arkadaşlarım? Eksi b bölü 2a olmalıydı. X dediğimiz şey. Hemen eksi b'miz eksi 2'dir. 2a'mız da eksi 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4'tür. Yani 1 bölü 2 değeri bizim bu alanı en çok yapan x değerimizmiş arkadaşlar. En çok 1 bölü 2 yazarsak değerimiz maksimum oluyormuş. O zaman hemen getirip şuraya da 1 bölü 2 yazıyorum. Bakın şurada x gördüğüm yerlere 1 bölü 2 yazıyorum. Şuraya yazarsam 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 kalır. 6 eksi 1'den 5 olur burası. 5 çarpı şurada 1 bölü 2 yazarsak 1 bölü 2 eksi 2'den bir yerde bir hata mı var? 1 bölü 2 eksi 2 geliyor burası. Negatif bir sayı çıkıyor lan. 2 kere 2 4 eksi 3 bölü 2 geliyor. 1 bölü 2'den 6 eksi 1 5 geliyor doğru. Neyse dur bakalım. 1 bölü 2 yazarsam 4 eksi 3 bölü 2 geliyor. Bölü 2 çarpı 1 bölü 2 de bunu atalım buraya. Eksi 15 bölü 4 geldi. Eksi 15 bölü 4. Alan en çok kaç birim kare olabilir? Şimdi bunun maksimum değerini bulacağız biz dedik. AC'yi vermiş. BH'ı vermiş. Tamam orada bir sıkıntı yok. Hemen çarptık bunları. 6x eksi 12 eksi 2x kare. Doğru.
ve artı 4x. Bu da doğru. Eksi 2x kare artı 2x eksi 12. Bu da doğru. Eksi b bölü 2a. Eksi b'miz eksi 2. 2a'mız eksi 4. Bu da doğru. Ve 1 bölü 2 çıkıyor burada. Burayı maksimum yapan x değeri 1 bölü 2'dir. Doğru. Bu da doğru. 1 bölü 2 yazarsak buraya 1 bölü 4 olur. Eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 gelir. 1 bölü 2 yazarsak artı 1 gelir. Bir de eksi 12 geliyor. Burası 1 bölü 2. 24 eksi 23 bölü 2. Eksi 23 bölü 4. Bu sefer de başka bir şey çıktı lan. Nerede hata yapıyoruz diye düşünelim. Şuradan K'yı bulurken mi hata yapıyoruz? Şimdi ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Bir daha baştan başka bir kağıda çözeyim bu soruyu. Bakayım ne geliyor. Ya arkadaşlar hatayı buldum. Artı 4x'miş ya. Şurada ben başka bir yerde çözmeye çalıştım soruyu. Neyse burası çok büyük oldu. Şurada göstereyim. Şurayı biz eksi 4x yazıyoruz deminden beri. Artı 4x olacakmış. Sıkıntımız burada arkadaşlarım. O yüzden şurası da tabii mecbur bu durumda 10x oluyor. Şimdi eksi b bölü 2a'yı yazarsak da eksi b'miz eksi 10 oldu. 2a'mız da ne geldi arkadaşlarım? Eksi 4 geldi. Buradan da 5 bölü 2 çıktı. Şimdi oldu bakın. Hata bizde yani. 5 bölü 2'ymiş bizim aradığımız x değeri arkadaşlar. Şimdi 5 bölü 2'yi getirip burada yerine yazacağım. Ve alan en fazla çıkacak. 5 bölü 2 yazarsam burası 5 olur. 6 eksi 5'ten 1 çarpı. 5 bölü 2 yazıyorum buraya. 4, 1 bölü 2 gelir. Bir de bölü 2'miz var. Buradan da 1 bölü 4 geldi. Sorumuzun cevabı. Hata bizdeymiş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gömdük soruyu. Şuna geldik şimdi. Burada biraz daha dikkatli olalım o zaman. Alanı en büyük yapan x değeri. A, B, C'nin alanını en büyük yapan x değeri. Bakın şunu 2x eksi 1 vermiş yüksekliği. B, C'yi de 5 eksi x vermiş. Şimdi alan neydi? Bu ikisinin çarpımının yarısı. Yani 2x eksi 1 ile 5 eksi x'i çarpıp 2'ye böldüğümde maksimum değerini buluyoruz alanın. İşte bunu da maksimum olması için x ne olmalıdır sorusunun cevabını bulacağız. X de neydi? Eksi b bölü 2a. Önce şunu bir daha düzgün yazalım. 2x ile 5'i çarpıyorum. Dikkatli çarpıyorum bu sefer. 10x. 2x ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi 2x kare. Eksi 1 ile 5'i çarpıyorum. Eksi 5. Eksi 1 ile x'i çarpıyorum. Artı x. Toparlayalım. Eksi 2x kare. Artı 11x. Eksi 5 geliyor. Bunun maksimum yapan değer neydi? Eksi b bölü 2a. Şimdi eksi b'miz eksi 11. 2a'mız da eksi 2 çarpı 2'den eksi 4. Yani 11 bölü 4 geldi. Sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet, bunu da hallettik. Şimdi geldik buna. Alanın en büyük değeri kaç birim kare olabilir diye bir soru sormuş. Şimdi biz önce bir alanı yazalım. Burada sinüs alan bağıntısını kullanacağım. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarı çarpıyorum 4 eksi x ve 2 x eksi 3'ü çarpı sinüs 30. O da 1 bölü 2. Yani şurayı bir çarpalım biz. Toparlayalım şurayı. Şurada yapıyorum arkadaşlarım. 4 ile 2 x'in çarpımı 8 x. 4 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 12. Eksi x ile 2 x'in çarpımı eksi 2 x kare. Eksi x ile eksi 3'ün çarpımı artı 3 x dedim. İnşallah doğru yaptım. Şimdi eksi 2 x kare artı 11 x eksi 12 geldi. Hemen eksi b bölü 2a'dan x değerini buluyorum. Eksi 11 bölü eksi 4 yani 11 bölü 4 geldi. Benim aradığım x değeri. Şimdi bu x'i de yerine yazdığımda alan en büyük çıkıyormuş diyeceğiz. Hemen 11 bölü 4 yazalım şurada x yerine. Burada da 11 bölü 4 yazıyor. Şurası 4 kere 4 16. 16'dan 11 çıkarsa 5 bölü 4 oluyor arkadaşlar. Şimdi kafada 1 bölü 2 var. Çarpı 5 bölü 4 çarpı. Şurası 2 ile çarparsam 11 bölü 2. Eksi 3 olur. Buradan 2 kere 3 6. 11'den 6 çıktı. 5 bölü 2 geliyor buradan. Bir de 1 bölü 2 kafadan var. Yukarısı 25. Aşağısı 2 kere 4 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 25 bölü 32. Yani Bursa'dan çıktı sorumun cevabı. Evet.
28'i de gömdük. Son köşe taşımızdayız. 29'dayız arkadaşlarım. Birinci sorusu. Şimdi burada oranlar vermiş. AK, KD ve DB. Ve BD. Şimdi şunların hepsine 2K dersek biz. AK 2K'ymış. KD 1K'ymış. BD de 1K'ymış. Ve bunlar paralel. O zaman buralarda M, M, M olacak. Bölgelerin arasındaki oran sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi burada şu pratiği yukarıda zaten hocalarım köşe taşında anlatmış arkadaşlar. Şu 2K'yı da şöyle ikiye bölerek KK diye ayırdığınızda şu yanların hepsi eşitse alan şöyle dağılıyormuş dostlarım. Alan şöyle dağılıyor. En küçük üçgene A, bir sonraki 3A, bir sonraki 5A, bir sonraki 7A, 9A, 11A yani tek sayıların katları şeklinde gidiyormuş. Peki BDE'nin alanı 1A. Bakın bu 1A. DKLE'nin alanına 3A düştü bu 3. KACL'ye de 12 düştü. 1, 3, 12. Yani cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım. Alan AEF 4. Tamam. BCFE 32. Tamam. Bakın şurayı kapatalım şimdi biz. Buraya bakın. Küçük üçgenin alanı 4. Şuradaki büyük üçgenin alanı 36. Dostlar bu alanların oranı. İki üçgenin alanının oranının kare kökünü aldığınızda ki bu 2 bölü 6'ya eşittir. İşte bu benzerlik oranıdır. Demek ki 2 bölü 6 yani 1 bölü 3'müş. Küçük üçgenin bir kenarı 1 ise büyük üçgenin şu kenarı 3'müş. Buraya da 2 kaldı diyebilirim artık. Sonra geldim yandaki üçgene. CKF'nin alanını 8 vermiş. Şuranın alanı 8. Bizden de FKDA şuranın alanını istiyor X. Bakın şimdi burayı kapatalım. Buradaki küçük üçgenin bir yan kenarı 2. Büyük üçgenin yan kenarı 3. Bu benzerlik oranı. Şimdi işi tersten yapacağım az önce yaptığımı. Demek ki bunun karesi yani 4 bölü 9 alanlarının oranına eşit olacak. Peki küçük üçgenin alanı 8 verilmiş. O zaman büyük üçgenin alanı bak 4'ün 2 katı. 9'un 2 katı olacak 18 olacak büyük üçgenin alanı. 8'i buradaysa x'e ne kalacak öğretmenim? Tabii ki Adana kalacak. Buna bakıyoruz. Alan A, D, E. Şuranın alanı 12. B, C, E, D. 63. Şimdi hemen alanlarının oranını yazalım. Küçük üçgeninki 12. Büyük üçgeninki arkadaşlar 75. Hemen bunu sadeleştirelim. 3'e böl 4, 3'e böl 25. Peki benzerlik oranı için ne demiştim? Bunun kare kökü. Yani 2 bölü 5 olacak. Demek ki bunun yan kenarı 2. Büyüğün yan kenarı 5. Buraya 3 kaldı. Küçüğün bu yan kenarı 2. Büyüğün yan kenarı 5. Yani daha doğrusu 5 demeyelim de 5K, 3K, 2K da biz oran yazacağımız için 2, 3 desem de yeterli. Demek ki küçüğün tabanı 2, büyüğün tabanı 5 dedik. Şimdi AE 2 artı DE o da 2 bölü AC 5 artı BC o da 5. 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 geldi. Sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı. Şimdi burada ne diyor? Şuranın alanıyla buranın alanını eşit vermiş. Demek ki küçük üçgenin alanı 1A, büyük üçgenin alanı 2A. Yani alanların oranı 1 bölü 2. O zaman benzerlik oranı neydi? Bunun karekökü. 1 bölü kök 2 olur benzerlik oranı. Peki küçük üçgenin bir kenarı 12. Büyük üçgenin tabanı x ise bu benzerlik oranına eşit 1 bölü kök 2'ye eşit. O zaman buradan x eşittir 12 kök 2 çıkar diyebiliriz dostlar. Evet böylelikle köşe taşlarını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tarama testini benzerlikteki ne benzerliği? Tarama testinden sonra konu testlerini falan gömeceğiz. 29 tane sorusu var. Doğru. Köşe taşlarının sayısı da 29'du zaten. Evet, tarama testinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.